Завершено бетонирование фундаментных плит реакторного отделения, марш-зала. К завозу свежего ядерного топлива для первого энергоблока в мае 2023 года. Также на объектах схемы выдачи мощности завершается устройство подземной части основных объектов. Мы приступаем к строительству каркасов зданий. Одновременно продолжаем строительство здания свежего топлива и здания хранилища отработавшего ядерного топлива. Здесь строится целый город. Но целый город по своим особым, очень сложным законам. Напомню, что по подписанному контракту между нашими странами по межправосоглашению первый энергоблок должен быть сдать не позднее, чем через 7 лет после выдачи первой лицензии турецкими властями. Понимая, как важен для Турции год столетия Турецкой Республики, все участники проекта прикладывают максимум усилий, чтобы строительство первого энергоблока было завершено в 2023 году. Для нас крайне важно и крайне позитивно решимость Турецкой Республики реализовать у себя уникальный проект. Впервые в мире при строительстве АЭС использована экономическая модель BOO, Build Operate Owner, при котором вендор является и инвестором, и мажоритарным акционером станции. Мы проектируем развитие крупных перспективных двусторонних проектов. В их число в первую очередь входит, конечно же, строительство АЭС АКУ. Ответственность и большая честь для нас – дополнительная гарантия ускоренного, опережающими темпами сооружения этого важного. Работы еще впереди. Спасибо и успехов в труде. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yıl Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. reaktörünün temel atma töreni için yine burada biz bir aradaydık. Türkiye'nin yarım asrı aşan nükleer enerji yolculuğunda artık tünelin ucundaki ışık görünmeye başlandı. Dünya için nükleer enerji yeni bir enerji türü değil. Yaklaşık 70 yıldır 30'dan fazla ülkede nükleer enerji halihazırda kullanılıyor. Bugün dünyada çalışır durumdaki 440 reaktör küresel elektrik enerjisi talebinin yaklaşık %10'unu karşılayabiliyor. Bununla birlikte 54 reaktör de hala inşaat halinde. Özellikle pandemi sonrası artan enerji talebinin karşılanmasında ve küresel emisyonların azaltılmasında nükleer önemli bir seçenek olarak bütün dünyanın önünde duruyor. Nükleer enerji aslında Türkiye için de yeni bir enerji türü olmayabilirdi. Eğer 1950'lerde atılan ilk adım çeşitli nedenlerle akamete uğramasaydı, belki biz bugüne kadar bir nükleer santralin sahibi olacaktık. Ta ki 2010 yılına kadar. Nükleer enerji Türkiye için artık bir rüya olmaktan ziyade gerçekçi bir hedef haline dönüştü. Biz 2018 yılında Sayın Lihaçev'le yine buradaydık. Akkuyu'nun ilk reaktörünün temelini yine birlikte atmıştık. Bugün de son reaktörün temelini yine birlikte atıyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında da açılışını hep birlikte gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Değerli konuklar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük projesi, en büyük yatırımıdır. Tamamlandığında 4 reaktör elektrik talebimizin neredeyse %10'unu tek başına karşılayabilecek bir durumda olacaktır. Aslında bir yerde Akkuyu'da tek santral değil, 4 santral yapıyoruz gibi de düşünebiliriz. Bu 4 reaktör 60 yıl boyunca kar, kış, gece gündüz demeden 7-24 aralıksız çalışacak durumda. Eğer
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ürettiği kadar elektrik üretecek bir doğal gaz santrali yapsaydık, büyüklüğü 6400 megawatt olacaktı. Bu santral ortalama 30 yıl işletmede kalacağı için 30. yılın sonunda aynı büyüklükte ikinci bir doğal gaz santrali daha inşa etmek zorunda kalacaktık. Çünkü doğal gaz santrallerinin teknik ömrü sınırlı. Bu işin tabii inşaat maliyeti. Bir de santralde kullanılacak doğal gazın maliyetine gelince, böylesi bir santral için yılda yaklaşık 7 milyar metreküp ilave doğal gaz yakacaktık, kullanacaktık. Akkuyu'nun 60 yıl boyunca işletmede kalacağı düşünüldüğünde, Akkuyu ile aynı büyüklükteki bir doğal gaz santrali için toplamda 420 milyar metreküp gazı ithal etmek durumunda kalacaktık. Bu mevcut doğal gaz ihtiyacımızın neredeyse 8 katından daha fazla bir rakam demektir. Akkuyu'da hamdolsun işler planladığımız şekilde ilerliyor. Sahanın her noktasında çalışmalar eş zamanlı olarak sürüyor. Birinci ünitenin reaktör basınç kabı ve buhar jeneratörleri montajı tamamlandı. Yine birinci ünitenin ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri bir yandan devam ediyor. Birinci, ikinci ve üçüncü ünitenin kor tutucuları montajı tamamlandı. İkinci ünitenin iç koruma kabının üçüncü katmanı da yerleştirildi. Üçüncü ünitenin de iç koruma kabının ilk katmanı tamamlandı. Bugün dördüncü ünitenin temelinin atılmasıyla birlikte bir safhayı daha geride bırakmış oluyoruz. Sahadaki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her konu en ince detayına kadar takip ediliyor. Neredeyse hali hazırda sahada 300'e yakın iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sürecin sorunsuz devamı için yoğun bir mesai harcıyor. Denetimler de yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde, sürekli ve eksiksiz bir şekilde yapılmakta. Ayrıca Mersin Valiliğimizden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızdan uzmanlarımız da sahada denetimlerini gerçekleştiriyor. Aksayan hususlar varsa tespit edildikten sonra ilgili düzenlemeler ne gerektiriyorsa ivedilikle yerine getiriliyor. Hayırlı olsun diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanım, efendim. Ve Sayın Lihaçev, izninizle birlikte butonlara basarak temeli atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah. Efendim, Cumhuriyet Богом добрый путь. Yüzüncü yılında Türkiye'nin yeni elçisi Akdeniz'de doğacak. Türkiye'nin yarınları için bugün geleceğe uzanıyor. Akkuyu enerjisiyle Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali her gün biraz daha yükseliyor. Akkuyu nükleer güç santrali 4. reaktörünün temeli şu anda da izliyoruz. Büyük enerji